Gel. Müsait misin baba? Hı. Sana havale işlerim var. Aziz'in yanından geliyorum. Ona kaybettiği çok kıymetli bir şey geri verdim. Rüzgarı Kenan'dan alıp ona hediye ettim. Akıllıca bir hamle. Aferin. Aziz'i görmeliydin. O kadar duygulandı ki bütün hisselerini bana vereceğini söyledi. Hı. Birkaç gün içinde amcamın atölyesinden içeri oranın sahibi olarak sen gireceksin. O kadar güçleneceğiz ki Pierre bile sana boyun eğecek. Büyük kumar oynuyorsun. Dikkatli ol. Eğer beceremez de Pierre'in öfkesini üstümüze çekersen geri dönüşü olmaz. Pierre'den korkmuyorum. Korkmalısın. Sırf Türklerle işbirliği yaptı, ona ihanet etti diye deli gibi sevdiği karısını astıran gözü dönmüş birisinden bahsediyoruz. Kendi evladının anasını astıran bir caniden bize hiç acımaz. Bunu avucunun içinden çıkar. Patmazel, sizin nişanınızda olmanız gerekmiyor mu? Bu ıssız yolda ne işiniz var? Ben daha fazla rezil olmak istemiyorum. Utanç içinde kalmak istemiyorum. Ben neydi yapın hem Müsebe? Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Arkadaş değil miyiz artık? Böyle bir sohbet bile çok mu? Değiliz, olamayız artık. Neden? Çünkü ben o açlıktan kırdığınız Türklerden biriyim. Aziz Bey olmayaydı ben de o karne sıralarında olacaktım. Arkadaş falan olamayız artık. Kan salacaklar. Ona ben karar veririm Patmazel. Ankara'dan cevap geldi. Ne diyorlar? Erdak yardım isteğimizi kabul etmişler. Dediğimiz gibi mi yapacaklar? Evet. Yarın tam gece yarısı sınırda nöbet değişimi olacak. 15 dakika vaktimiz var. Silahları onlara verip erzakları alacağız. Yarın gece yarısı. Duymuyorum ki dayı, yarın gece yarısında ne olacak? Yapabilir miyiz? Yaparız. Yapmak zorundayız. Bize güvenebileceğimiz sağlam adamlar lazım. Onu bana bırak. Hallederim. Aziz, emin misin? Kimse bu işe girmek istemez. Yakalanırsak sonu ölüm. İp çalmaya benzemez. Pierre oradaki herkese ibret olsun diye meydanda sallandırır. Bir planım var. Biz silahları sınırda teslim ederken Pierre bambaşka bir yerde onları arıyor olacak. Nasıl olacak o? Getir bakayım bugün atölyeden aldığın paraları. Heh. Al bakalım. Bana hiç vermeyeceksin mi? Bacak kadar boyunla sen parayı ne yapacaksın? Ha, ekmeğini verdim. Yatacak yerin de var. Sen dua et. Yanıma almasaydın gibi titriyordun şimdi soğukta. Hadi. Efnan bir daha senin yanına gelirse eğer onunla kesinlikle konuşmayacaksın, anladın mı? Evlat gibi. İlle tekerime çomak sokacak. Sen ona uymayacaksın, tamam mı? Bak, hırsız derim, veririm seni askerlere. Yok Tövbe amca, verme. Hem ben onunla konuşmadım ki, o bana gel dedi. Bak hele. Sen ne dedin? İstemiyorum, ben burada uyuyayım dedim. Aferin. Aferin. Az da olsa aklın basıyor. Hadi yeter artık ekmek kemir değil. Yat zıbar, iyice uyu dinlen, yarın da işini iyi yap. Yoksa Galip Bey kapının önüne koyar seni. Çattık ha. Niye ağlıyorsun şimdi? Adamı özledim. Of! Yıllarca Efna'nın zırıltısını çek. Anam da anam diye. Şimdi de bu. Ne bitmez çilem varmış benim. Yeter artık zırlama. Ayağa bir kalkarsam eğer var ya. Ne yapayım, durmuyor. İçimden geliyor. İçimden geliyormuş. Ölen gitti mi geri gelmiyor gayrı. Toprağın altına girdi mi kendini de yırtsan faydası yok. Hadi boş boş üzülmeyi bırak da uyu artık. İyice dinlen. Yarın da işini iyi yap. Bak yoksa paranı vermezler. Ne düşünüyordun? Yok, bir şey düşünmüyordum. Öyle kestaneye bakıyordum. Herkes nerede? Uyudular. Sen aç mısın? Sana bir şey yapayım mı? Yok, istemem. Kestane yerim. Bana da var değil mi? Var tabii, olmaz mı? Pilsin hemen soyayım sana. Benden oldu? Bunu mu diyorsun? Yok, bir şey olmadı. Öyle kestane kerterken oldu. Uzat bakayım. Sabaha geçer, bir şey olmaz. Halıyı dokurum, merak etme. Onun için mi dedim ben? Efnan. Beyaz Bey, bir şey mi istedin? Yok, istemem bir şey. Otur, otur. Bir şey söyleyeceğim sana. Eğer günü gelir de bana bir şey olursa... Allah korusun Aziz Bey, o nasıl laf öyle? Niye böyle bir şey dedin ki şimdi? Bir şey olduğundan değil, aklıma geldi. Hayat işte. Ne olacağı belli olmaz. Gidip de dönmemek, gelip de görmemek var. Sen nereye gidersen ben gelirim. Nereye diye sormam, biliyorum. Biliyorum. Yine de bir şey olursa sonrasında benim için mutlu yaşa, olur mu? Söz ver bana. Aziz Bey, ben nasıl söz vereyim? Veremem söz. Söz verirsem tutmam lazım. Allah korusun, sana bir şey olsa ben çok üzülürüm. Ciğerim solar ağlamaktan. Sen böyle şeyleri neden diyorsun? Bugün de öyle mühim işlerim var falan diyordun. Aziz Bey, ne oluyor? Kestane yandı. Aziz Bey, lafa tuttun beni. Aşk olsun ya. Olsun Efnan. Seni niye seviyorum biliyor musun? Aziz Bey, sen seviyor mu dedin? Şimdi bile yüzün kızardı. Yüreğin tertemiz olduğu için. O kadar yalansızsın ki. Bazen sana bakmaya kıyamıyorum bile. Sen benim bu hayatta en güvendiğim insansın. Ben bir şey getireyim.